Süleyman Özışık Asıl tedbir alınması gereken noktalar Türkiye'de koronavirüsün en çok ve en hızlı yayıldığı illerin başında İstanbul geliyor. Gayri resmi rakamlara göre 20 milyon nüfusu olan dev metropoldeki bulaşma oranı Türkiye'nin neredeyse %40'ına tekabül ediyor. Korkunç bir durum. Bir de bu dev şehirden diğer şehirlere yapılan seyahatleri düşünün. Kaç bin insan İstanbul'dan çıkıp ülkenin başka noktalarına gidiyor, kaç tanesi bu ölümlü hastalığı başka şehirlere taşıyor bilmiyoruz. İktidar kafeleri, restoranları kapatarak bulaşma riskini azaltmaya çalışıyor. Kimse kusura bakmasın ama ben bu yasakların laf olsun diye alındığını düşünenlerdenim. Hatta bulaşma riskinin en az olduğu mekanların ilk kapatılan yerler olmasını anormal buluyorum. Kararları iktidar alıyor ama bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alıyor. Bilim kurulu bu kararları neye istinaden alıyor? bunu da anlamış değilim. Şahsi kanaatime göre İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin genelinde virüsün en çok bulaştığı alanlar toplu ulaşım araçları. Mart ayından bu yana Allah'ın her günü televizyonlarda ve sosyal medyada çekilen amatör videoları izliyoruz. Tıka basa dolu toplu ulaşım araçlarında birbirini tanımayan insanlar siyah ikizleri gibi seyahat ediyor. Metrosu, metrobüsü ve otobüsü tamamında aynı görüntüler. Eğer bilim kurulu bu ulaşım araçları ile ilgili en küçük bir önlemden bahsetmiyorsa burada bir sorun var demektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un 2 ya da 3 hafta kapatılması durumunda sorunun kendilerinden çözüleceğini düşünüyor. Ancak 3 hafta sonra diğer şehirlerden ve diğer ülkelerden gelenlerin tabloyu eskiye döndüreceğini hesap edemiyor. Başkanın İstanbul'u 2-3 hafta kapatalım sözü aslında bir çözüm önerisi değil. Derdi çözüm olan İstanbul'daki toplu ulaşım sorununa öncelik verir değil mi? Ama Sayın Başkan bırakın önlem almayı. Koronavirüsü kapan İETT şoförlerinin belediye otobüslerinde görev yaptığından bile bir haber. Bakın, iddiayla söylüyorum. İstanbul'da koronavirüs vakalarının patlama noktası toplu ulaşım araçlarıdır. Kafelerde, restoranlarda bulaşma riski %10'sa toplu ulaşım araçlarında bu risk %70'in üzerindedir. O önlem almıyor ama iktidarda bu noktada herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Yapılan tek şey esnafı zor duruma sokacak önlemler alınması. Bakın, hep beraber göreceğiz. Kafe, restoran, kahvehane gibi işletmelerin kapatılması, gece sokağa çıkma yasakları bulaşma riskini asla istediğimiz düzeyde azaltmayacak. Hatta ölüm oranları da, vaka oranları da önümüzdeki haftalarda daha da artacak. Alınacak en sağlıklı birinci önlem toplu ulaşım araçlarına müdahale etmek. İkinci önemli önlemse kamu kurumlarındaki yoğunluğu azaltmak. İktidar bunları yapmak yerine esnafı zor duruma düşüren önlemler alarak kendi ayağına sıkıyor. Hele hele sokaklarda maskesiz insan avına çıkılması, maskesizlere ceza yazılması gibi uygulamalar. Bakın bunlar toplumu bir sıkışmaya itiyor ve bu sıkışma ileride farklı ama tatsız şeylere sebep olabilir. Bu sıkışmaların ne gibi tatsız şeylere sebep olduğunu Avrupa'ya baktığınızda rahatlıkla görebilirsiniz. Tekrar etmek gerekirse, alınan tedbirler azalmaya sebep olmaz. Olmayacak. Sayılarda azalma olmayacağı gibi boşuna zaman kaybı da yaşayacağız. Ve üzülerek söylemeliyim ki bu zaman kaybı önümüzdeki haftalarda Türkiye genelinde hayatı durdurmakla neticelenecek.